Kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, tamam mı? Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. NATO Madrid zirvesini biraz önce sona eren 3. çalışma oturumu ile birlikte tamamladık. NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birini böylece başarıyla neticelendirdik. Zirve, müttefiklerin mevcut meydan okumalar karşısında birlik ve dayanışma anlayışının teyit edilmesine vesile oldu. Öncelikle Kral 6. Felipe ve Hükümet Başkanı Sayın Sanchez başta olmak üzere tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirperverlik ve başarılı organizasyon için şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin başarısı için gösterdikleri gayret nedeniyle Genel Sekreter Sayın Stoltenberg'e ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından biri video telekonferans, biri de Brüksel'de düzenlenen toplantı olmak üzere liderler düzeyinde bu yıl üçüncü kez bir araya geldik. Madrid zirvesi gelinen noktayı tahlil etmemiz ve geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmamız için önemli bir fırsat olmuştur. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Fakat bu desteğimizi bir barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalı, insani dramın, yıkımın ve gözyaşının bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına dönük diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Zirvenin dün gerçekleştirdiğimiz ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski bizlere video mesajla hitap etti. Sürecin başından itibaren kendisiyle yakın diyaloğumu sürdürüyorum. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le de düzenli temas halindeyim. Tüm bu çabalarımız kalıcı barışın yolunu açacak adımların atılması içindir. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır. Savaşın başta enflasyon olmak üzere küresel ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Türkiye olarak adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. İstanbul süreciyle yeşeren umutları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sorumluluk üstlenen, tüm taraflarla konuşabilen, elini taşın altına koyan bir müttefik olarak oynadığı rolün NATO içinde de takdirle karşılandığını bir kez daha memnuniyetle gördüm. Buradaki temaslarımızda savaşın başından bu yana bu öncelikler arasında yer alan krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi, ateşkesin ivedilikle temini yönündeki girişimlerimiz hakkında bilgi verdim. Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlardan ihraç edilmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in planına ilişkin katkılarımızı paylaştım. Birleşmiş Milletler'in ve tarafların katılacakları dörtlü toplantıyı İstanbul'da en kısa zamanda düzenlemeye matuf çabalarımızdan bahsettim. Değerli basın mensupları, zirvede uluslararası kamuoyunun en çok ilgisini çeken belgelerden biri dün kabul ettiğimiz yeni stratejik konsept oldu. 2010 Lizbon zirvesinde kabul edilen stratejik konseptin yerini alacak olan bu yeni belge, NATO'nun temelini oluşturan birlik ve dayanışma ilkelerinin önemini bir kez daha teyit etmiştir. İttifakın gelecekteki güvenlik ortamına
kendini adapte etmesine yönelik bir vizyon ortaya koymuştur. Bu sene ittifaka katılımının 70. yılını kutlayan ve NATO içinde oynadığı etkin rol ve verdiği kapsamlı katkılarla müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye, şüphesiz gelecek vizyonunda da söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Stratejik konseptte terörizmin en ciddi asimetrik tehdit olarak tanınması ve NATO'nun terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele yönündeki kararlılığının ortaya konulması elbette önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Fiiliyatta terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden mücadelenin tam bir dayanışma içinde sürdürülmesi zaruridir. Oturumlardaki hitaplarımda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için ne denli büyük hassasiyet arz ettiğini özellikle vurguladım. Ayrıca bunun sadece bizim değil, NATO'nun da meselesi olduğuna işaret ettim. Masumların canları ve kanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan cinayet şebekeleri hepimizin ortak düşmanıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Tarih bize bu tür ihmalkarlıkların daha sonra ölümcül tehditler olarak muhataplarına geri döndüğünü göstermiştir. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en küçük bir müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar bunun açık örneğidir. Tıpkı habis bir ur gibi günden güne büyüyen toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği tehdit eden bu beladan kurtulmamız gerektiğini dile getirdim. Müttefiklerimizden sözde değil, eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimiz mesajını güçlü biçimde vurguladım. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü uzun ve kararlı mücadeleyi anlatan bir videoyu liderlerle beraber izleme fırsatı bulduk. Böylece PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ'in kanlı yüzünü bir kez daha tüm muhataplarımıza anlatmış olduk. Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz. Şayet NATO'nun güvenilirliğini ve inandırıcılığını korumak istiyorsak, müttefikler olarak terörün tüm tezahürleriyle mücadelede daha net, tutarlı ve samimi adımlar atmamız şart. Terörün finansmanı ile militan devşirme faaliyetlerinin engellenmesi bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetlerimizi ifade ederek yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. Salı günü Sayın Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette bu bir başlangıçtır. Bir davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız. Değerli basın mensupları, özellikle
diplomasiye bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun nazarıyla bakmak yanlıştır. Bilakis diplomasiyi bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kestirme, en garanti yol olarak görmek gerekir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu zaviyeden bakılmasının daha doğru olacağına inanıyor ve ben de böyle anlıyorum. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtırayla Türkiye, PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam işbirliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma, PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayi alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesiyle işbirliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme sözü, terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde hukuki düzenlemeler yapılması, ki İsveç'in verilmiş olan sözü şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. PKK ve uzantılarının para toplama ile eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması. Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında net, somut ve sağlam garantiler almıştır. Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. Finlandiya ve İsveç daimi yapılandırılmış işbirliği süreci PESCO dahil Avrupa Birliği güvenlik mekanizmalarına ülkemizin en geniş şekilde katılımını destekleyeceğini beyan etmiştir. Böylece Türkiye'nin ilk günden itibaren dile getirdiği hassasiyetlerin tamamı üçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı aynı zamanda İsveç ve Finlandiya halklarıdır. Terörle mücadele yönünde atılacak her müsbet adım bu ülkelerin barış, huzur ve güvenliğine katkı yapacaktır. Kıymetli basın mensupları, zirve toplantılarında ve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla da bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Niinistö ve İsveç Başbakanı Sayın Andersson ile dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvemizin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Johnson, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, Avusturya Federal Şansölyesi Sayın Neuwirth, İspanya Hükümeti Başkanı Sayın Sanchez, Almanya Federal Şansölyesi Sayın Schulz, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Yohannis ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Sayın Yun ile görüşmelerimiz oldu. Keza toplantılar sırasında Macaristan ve Karadağ liderleri dahil pek çok devlet başkanıyla sohbet ettik. Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. İttifak gündemi çerçevesinde fikir tatisi gerçekleştirdik. Ayrıca
İkili gündemimizdeki konuları farklı yönleriyle değerlendirdik. Zirveyle Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi olan ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip, harekat ve misyonlara en fazla katkı veren 5. ülkesi olarak NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür. Biz kendi bağımsız dış politikamızı izlerken müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı samimi dayanışmayı görmek istiyoruz. Madrid zirvesinin bu noktada yeni bir dönemin kapılarını aralamasını temenni ediyoruz. Bu düşüncelerle zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Mr. President, James Bayes from Al Jazeera English. You talked about your plans for a deal to get the grain out of Ukraine. Can you tell us how that plan is going to work, how close you are to a deal, and when you plan next to speak to President Putin? Gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın Zelenski'yle bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında telefon diplomasimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Başlamış olan zaten bir yol haritamız var. Kendileriyle görüşmek suretiyle bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bizim 20 kadar bölgede gemilerimiz var ve bu gemilerle de bu ürünlerin tahliyesini ve re-export vasıtasıyla üçüncü ülkelere de bunların naklini sağlamaya gayret edeceğiz. Merhaba, Hümeyra Pamuk, Reuters Haber Ajansı. I'm going to ask in Turkish because that's my mother tongue. Efendim, biraz önce Biden kendi basın toplantısında F-16'larla ilgili sizinle görüştüğünü ve bu satışı desteklediğini, kongreden de onayın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun için yani konuda kendinden emin olduğunu söyledi. Siz de bu konuda kongreyle çalışacağına dair herhangi bir söz verdi mi? Son senelerde Washington'da kongrede Türkiye'nin aleyhine bir hava var. Siz bu satışın onaylanacağı konusunda emin misiniz? Herhangi bir takvim belirtti mi size? Bir de çok kısaca ikinci olarak bu İsveç ve Finlandiya... Hümeyra, acele etme. Bir önü bir halledelim. Şimdi biliyorsunuz parlamentolar hemen bir cevaplayacağım. Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Şimdi burada da tabii Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını, tabii sadece olay demokratlarla malum bitmiyor. Bir de cumhuriyetçiler var. Benim de geçen hafta geniş bir ekibim Amerika'daydı. Orada gerek cumhuriyetçilerle gerek demokratlarla görüşmeler yaptılar. Şu anda da biz tabii Sayın Biden'la dün akşam yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi gerekirse yine göndereceğiz ve orada cumhuriyetçilerle de görüşmeler yapmak suretiyle onların da bu konudaki desteğini almamız halinde inanıyorum ki Sayın Biden'ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır. Onun için de gecikmeden hemen bir heyeti ayrıca Amerika'ya göndereceğim. Teşekkürler. İkinci sorum, İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşma içerisinde bunun uygulaması Türkiye açısından nasıl olacak? Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan atmasını istediği bir takım adımlar var. Bunların belli bir süre içerisinde atılmadığını eğer görürseniz, Türkiye onay aşamasında
bu iki ülkenin notaya onaylanması, alınması noktasında tekrar veto hakkını kullanabilir mi? Bu söz konusu mu? Teşekkür ederim. Ya tekrara zaten gerek yok. Yani biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onlar yerine getirmeleri lazım. Ki bu zaten metin içerisinde yerini alıyor. Onlar bu görevlerini yerine getirmeleri halinde biz de ne yaparız? Bunu parlamentomuza göndeririz. Ama bunlar eğer yerine getirilmezse bunun tabii parlamentomuza gönderilmesi de söz konusu değil. Biliyorsunuz Makedonya ne kadar zamanda NATO'ya girebildi? 11 artı 9 20 yılda NATO'ya girebildi. Bu iş öyle süreci çok çabuk işleyen ben istedim oldu süreci değildir. Onun için İsveç de bunu biliyor, Finlandiya da bunu biliyor ve bunun bilinci içerisinde de bu adımları atıyor. Öncelikle tabii bu PKK, YPG, PYD, FETÖ bu terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili de yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. A Haber Rüya Akkuş. Efendim İsveç ve Finlandiya'dan devam edelim müsaadenizle. Rusya'ya karşı bir hamle olarak aslında NATO üyelik süreçleri başlatıldı. Tüm bunların yanı sıra Rusya'dan da bir karşı açıklama geldi. Agresif bir politik olarak bunu değerlendirdi. Bir yandan da az önce Joe Biden yapmış olduğu açıklamasında Rusya'ya karşı çok sert sözler kullandı. Ve hatta Avrupa'daki varlığına karşı biz kendimizi güçlendiriyoruz dedi. Tüm bunları alt alta koyduğumuz takdirde. Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişki savaşın başından beri aslında normal bir süreçte ilerliyor ama Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu düşünürsek bu sert açıklamalardan ve kararlardan sonra iki ülkenin ilişkileri nasıl şekillenir? Teşekkürler. Sert açıklama derken? Sizden önceki liderlerde Biden, Boris Johnson biraz daha Rusya aleyhine diyelim öyle açıklamalarda bulundular. Daha sert konuştular Rusya için en azından. Değerli arkadaşlar, tabii oluşan bir hukuk var. Yani bizim Rusya'yla İkili ilişkilerimiz var. Ama bunun yanında tabii Ukrayna'yla da ikili ilişkilerimiz var. Dolayısıyla biz siyaseti denge politikaları üzerinden yürütmek istiyoruz. Kavga politikaları üzerinden değil. Ve bizim gerek savunma sanayi noktasında, gerek enerji noktasında, bizim şu anda doğalgaz enerjisinde %40'ı aşkın doğal gazımızı biz Rusya'dan temin ediyoruz. Aynı şekilde şu anda nükleer enerji santralimizi Rusya ile beraber yapıyoruz. Akkuyu'da. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Biz bunları bir kenara koyamayız. Dolayısıyla da süreci takip edeceğiz. Bu süreç içerisinde siyasetin bu kazan kazan esasına göre şekillendiğini ele aldığımız zaman mesele kalmaz. Hello sir. You are one of the very few NATO leaders who seems to have even brought up the prospect of pursuing a diplomatic solution for the war in Ukraine. Other leaders like Joe Biden, Boris Johnson, they're emphasizing almost exclusively the military component. Biden just this afternoon announced new missile systems being deployed to Ukraine by the U.S. What accounts for this difference in philosophy? And do you think the path being chosen by the U.S. and the U.K. is overly aggressive and is going to prolong the war? Bakalım benim dilimden anlayacak mısın? Biliyorsun her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sizde de var mı böyle bir söz? Sizde de böyle bir söz var mı? Proof is in the pudding, I think would be the English expression, but close enough. Dolayısıyla tabii burada Boris benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşımdır. Onun bakışı öyledir. Benim bakışım da bu şekildedir. Ama dediğim gibi burada denge politikasının
diplomasiyi şartlarına göre iyi işletmenin çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Ve win-win buna göre adım atarsak buradan çok daha hayırlı kararlar çıkabilir. Onun için de yoğun bir şekilde Sayın Putin'le, Sayın Zelenski'yle görüşmelerimi devam ettiriyorum. Haftada bir, 10 günde bir kendileriyle telefon görüşmelerim oluyor. Bunlardan da netice alacağımıza inanıyorum. Ela Sezen, Haber Global. Sayın Cumhurbaşkanı, zirvede ittifak üyesi Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına ilişkin konu gündeme geldi mi? Öte yandan Biden'la olan görüşmenizde Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da açtığı üslere ilişkin bir konuşmanız oldu mu? Teşekkürler. Tabii Yunanistan'ın malum son dönemlerdeki tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Ve son dönemde özellikle kendisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Bundan böyle biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aramıza sokmayalım dedim. Fakat buna rağmen Amerika'da Cumhuriyet Senatosu'nda yaptığı konuşmayla bizim bu anlaşmamızı 2-3 hafta sonra maalesef tamamen tersine dönüştürdü. Sadece onunla da kalmadı. Davos'ta aynısını yaptı. Onunla da kalmadı. Ve bir taraftan adalar, adacıklar buralara özel ziyaretler yapıp bu özel ziyaretlerde de silahlandırmalara gitmek gibi bir gayretin içine girdi. Bu adalar, adacıklar gerek Lozan, gerek Paris Anlaşması'na göre ters bir olaydır. Yani oraları silahlandıramazsınız. Ama Yunanistan böyle bir adımın içine girdi. Bir de ifade ettiğiniz gibi bu 5+4, yani Amerika'nın burada üs kurma olayları, ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu: Rusya'ya karşı. Tabii bu da benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden? Adama sorarlar ya, niçin? Çünkü biz barışın egemen olduğu bir dünyayı eğer tesis edeceksek, kuracaksak, o zaman bu adımlar niçin atılıyor? Ve buna tabii olumlu bakmıyoruz. Ve bunu da yaptığımız ikili görüşmelerde liderlere söyledik. Sultan Akdoğan, ATV. Efendim, zirve öncesinde ben biraz iç siyasete yönelik bir soru sormak istiyorum. Zirve öncesinde muhalefetten özellikle sizin İsveç ve Finlandiya'ya karşı tavrınıza yönelik neden karşı çıkıyoruz diye bir eleştiri geliyordu. Siz de biraz önce altını çizdiniz. Salı günü imzalanan mutabakatla Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik somut ve sağlam garantiler aldık dediniz. Bu Türkiye'de yine muhalefet cephesinde yankılandı ve bunu bir geri adım, bir taviz verilme olarak şeklinde eleştiriler geldi size. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Taviz neresindeymiş? Öyle açıklama yapıyorlar efendim. Bu Türkiye'nin çıkarlarına yönelik bir muhalefetin, geri adımdır. Muhalefetin hiçbir zaman iktidara şu siyah değil mi, beyaz der. Beyazsa siyah der. Hiçbir zaman olması gerekeni veya doğrusunu söylemez. Türkiye muhalefeti böyledir. Ama şimdi bütün belgeler zaten ortaya konuluyor. Ve dünya bu olaya nasıl baktığını herkes çok açık, samimi olarak görüyor. Ve şu an itibariyle bizim buradaki tavrımız, attığımız adımlar ilgi uyandırdığı gibi bütün liderler noktasında herkes de takdirle bunu karşıladı ve bizler de terörle mücadelemizin Türkiye dışındaki ayaklarını
bütün belgelerle beraber kendilerine takdim ettik. Flash belleklerle beraber video kayıtlarını da kendilerine verdik ki oradan bunları izledikten sonra bu işi çok daha iyi anlayacaklar. Şu anda zaten İsveç'teki terörist yanlıları, terör yanlıları ciddi manada şu anda çılgındalar. Ama ne yazık ki bizim iç muhalefet bu işlerden pek memnun değil. Onlara da dönünce anlatırız. Sena Alkın Haber. Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmanızın başında 73 teröristin iadesi için İsveç söz verdi dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü İsveç daha önce iade taleplerine olumlu yaklaşmamıştı. Bu süreç nasıl işleyecek? Çok daha önce onlar 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerde idiler. Şimdi ise bunu 73'e çıkardılar. Bu müzakereler esnasında bakalım bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi? Biz de takipçisi olacağız. Betül Usta, Sabah Gazetesi. Efendim, Biden'la bir önceki yüz yüze görüşmenizde Roma'da bir stratejik işbirliği mekanizması kurulması kararı vermiştiniz. Ankara-Washington hattında bu bağlamda görüşmeler sürüyor. Bu yıl Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyetiyle birlikte Amerikalı mevkidaşı Blinken'la bu marjda görüşmeler yapmasını da bekliyoruz. Askeri, siyasi, adli ve ekonomik dosyalar burada derinlemesine ele alınıyor. Bir taraftan da Türkiye, ABD'yi hasımlarıyla, yaptırım yoluyla mücadele yasası, yani katsa kapsamına koyuyor. Görüşmenizde bu da bu kapsamdan Türkiye'nin çıkartılması konusu da gündeme geldi mi? Teşekkürler.